Herkese merhabalar. Planner Sims'e hoş geldiniz. Bugün yeni bir Vampires oyunuyla karşınızdayız. The Sims 4 Vampirler. Vampirlerde hatırlayacağınız üzere Princess Buckingham'ın ve ailesinin, eşinin ve kızının vampirlik yolundaki maceralarını deneyimliyoruz. Bu aile benim vampirler paketini deneyimlediğim bir paket. Şu an Princess Buckingham'ın eşi Arthur William Dark Meditation yapıyor. Dark Meditation'ı geçen bölümlerde hatırlayacaksınız. Eğer vampirinizin enerjisi bittiyse uyumak yerine, yani tabutta falan uyumak yerine Dark Meditation yapabilirsiniz. Şimdi enerjimizi doldurduk. Ama ben kesinlikle daha fazla vampir puanı istediğim için bu arada kızımız şu enstrümanı çalıyor. Bu enstrümanın adı organ. Organ diye geçiyor. Organ çalıyor. Hani böyle kiliselerde böyle mistik diye bir müzik çalar ya. İşte onu organla yapıyoruz. Vampirler paketiyle beraber geldi. Şimdi Arthur William'ın daha fazla vampir puanı alması için onu alakasız evlere sokup evlerdeki insanların kanını emmeye davet etmeye çalıştı. Ama o evdeki kişiyi bulamayıp bahçede gördü. Yalnız, bahçe demek, ne demek? Güneş demek, günün ortası demek. Bu da demek oluyor ki biz kanını ememedik. Rezil, rüsva olan bir Arthur William. Gördüğünüz üzere kan emme talebimiz reddedildi ve yandığımızla kaldık. Kan emdikçe vampir puanımız artıyor. Diğer vampirlerle dövüştükçe vampir puanımız artıyor. Vampir puanımız arttıkça da daha fazla vampir gücü alabiliyoruz. Şu an ailenin en güçlüsü ve ilk vampir olan Princess Buckingham. Onun da daha çok vampir puanı alması için bunların üzerine bir de sürekli bilgisayarın başında onu hani vampirlerle ilgili bilgi edinmeye ve bu tarz çalışmalar yapmaya gönderiyorum. Şu an gördüğünüz gibi. Kafasında vampirde artı çıkıyor vampir işaretiyle ve bu da demek oluyor ki puan geliyor. Princess Buckingham çok tutkulu bir vampir. Yani vampirliğe çok tutkulu. Vampir olmak ve dünyadaki en güçlü vampir olmak gibi istekleri var. O yüzden sürekli puan kazanıp sürekli yeni güç alıyoruz. Bu güçleri anlatmıştım bir önceki bölümde. Tekrar o mevzuya girmiyorum. Ama şu an gördüğünüz gibi Princess Buckingham'ın sürekli diğer vampirlerle işte kendini geliştirme çabası, ders alma çabası, dövüşme ve kendini geliştirme çabası. Şu bordolu arkadaşı hatırlayacaksınızdır. Bizden daha güçlü bir vampir idi. Şu anki dövüşte ne olacağını bilmiyoruz. Belki Buckingham yine. Bekliyorum şu an. Ay yeniliyor galiba. Ay ne oluyor? Oo yendik. Yendik. Tahmin ediyordum böyle olacağını çünkü bayağı kendimizi geliştirdik açıkçası. Şimdi Princess Buckingham'ın yoluna plazmalar döşedim. Bu plazmaları biliyorsunuz ki direkt olarak başka simlerden kan emmek yerine böyle konserve şeklinde de tüketebiliyoruz. Şimdi sevgili Catherine kızımız. Geçen bölümde size bunu hatırlatmıştım. Çok çok güzel resimler yapıyor. Muhteşem bir ressam. Duvarda solda gördüğünüz resim de ona ait. Şu an yaptığı da ona ait. Gerçekten inanılmaz resimler yapıyor. Ben böyle durup sadece onun ne yapacağını, ne resim yapacağını falan merak ederek bazı süreler geçiştiriyorum açıkçası. Ama tabii sadece resim olmaz. Babasının da teşvikiyle bir bara gelip bardaki bütün insanların kanını emme girişiminde bulunacaklar. Yine bir
massacre durumu olacak. Yalnız hatırlar mısınız bilmiyorum. Bu ailenin ilk bölümünde size demiştim ki Catherine yani etik olarak sinlerden kan emmekten pek haz eden bir sin değil. Bir vampir değil. Yani annesi bu vampir soyu meselesine çok takık olduğu için vampirliği kabul etmiş. Ama genelde plazmadan beslenen, çok fazla vampir özelliklerini göstermek istemeyen ve bu şekilde orta yolcu bir hayat sürmek isteyen bir sim. Ama babasıyla arası oldukça iyi. Annesiyle de iyi gerçi. Ona böyle bir teklif yapınca, yani bir onlar için bir sosyal aktivite, baba kız aktivitesi gibi bir durum şu anki. Onu geri çevirmek istemedi ve çöl gibi olan sapsarı mahallemizde Rattlejuice muydu? Barın ismi. O bara geldik ve önümüze çıkan herkesin şu an kanını emiyoruz. Bazen sürekli şu bordolu kadının kanını emiyormuşuz gibi hissediyorum. Çünkü geçen bölümde de onun kanını emmiştik. Mahallede başka insan kalmamış gibi sürekli bu kişinin kanını emiyoruz. Ve öyle böyle de değil yani. Hani içme şekilleri var. Bunu anlatmıştım. Çok içebilirsiniz, az içebilirsiniz, böyle tadımlık içebilirsiniz. Herkesten böyle bayıltana kadar çok böyle cuk 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 şeklinde içiyoruz yani kanları. Bu da böyle bir sosyal aktivite diyelim. Ne yapalım? Ama eve döndüğü gibi Catherine bu yaşadıklarını unutmak için meditasyon yapıyor. Çünkü onun hayata bakış açısından çok aykırı şeyler yaptılar. Babasıyla vakit geçirmek için yaptı. Ama yine de kendini bir huzura kavuşturması lazım. Ama artık bunun yaşanıyor olması lazım da. Princess Buckingham'ın muhteşem vampir soyu, saf kan vampir soyu falan muhabbetini güçlendirecek en önemli şey %100 saf kan bir varis. Yani safkan vampir bir varis. Catherine de vampir ama hepsi sonradan vampir oldu. Vampir olarak doğacak bir çocuğa ihtiyaçları var. Onun için çalışmalara başlayacaklar. Bu aileyi yaparken normalde Catherine'e bir hani böyle kardeş falan hiçbir şekilde düşünmüyordum ama bu aile vampirlerin en baba ailesi falan olmaya karar verince, yani ben böyle bir oyun dizaynı kurunca tabii ki bir vampir bebek durumu ortaya çıktı. Tabii ki bu vampir bebek tabutta yapılacaktı. Tabii ki bütün vampir tradisyonları ve ritüelleri uygulanacaktı. Gördüğünüz gibi onları uyguluyorlar ve bilmiyorum, herhalde ilk denemede hamile kalır diye tahmin ediyorum. Çünkü Catherine'de de öyle olmuştu. Catherine organı çalmaya devam ediyor bu enstrümanı. Bitti ve şu an bir test yapacağız. Hamilelik testi. Princess Buckingham buraya yarası olarak, evet yarası olarak geliyor. Ne oldu? İki kişi için yiyor. Bu da demek oluyor ki safkan, vampir, çocuğumuz yolda. Bu neden önemli? Oyunun kurgusu açısından önemli. Çok bir olay olduğu için değil. Ama Princess Buckingham çok köklü bir vampir ailesinin başlangıcını yapmak istiyor. Ve haberi kocasıyla paylaşıyor. O da çok sevindi tabii ki. Ama hamile olması onun isteklerini, kan içme isteğini azaltmıyor. Bilakis arttırıyor. Ve yine aynı kadından, nedense hep bu kadın var. Yine aynı kadından kan emiyoruz. Hamile şekilde bu vampir kıyafeti de bir değişik oldu. Göbekli möbekli ama böyle vampirli, değişik. Güzel. Güzel. İlk vampir
çocuğun doğumuna şahit olacağım. Bu bölüme yetişir mi bilmiyorum. Ama hızlıca oynamaya çalışıyorum çünkü çok merak ediyorum. Yani farklı bir şey olmuyor. Zaten çocukken o vampirliğini pek hissetmiyorsunuz. Ama genç şeye geldiği zaman, genç periyoduna geldiği zaman vampir olduğunu hissetmeye başlayacağız. Tabii biz böyle kan eme eme bir sürü level atladık ve yeni güçler alma peşindeyim. Gördüğünüz gibi bazı güçlerde işte 3'te 1, 3'te 2 falan yazıyor. 3 aşamalı bir güç serisinin 2 tanesini ya da 1 tanesini şu ana kadar almışız. Onları tamamlamak çok daha fazla güç veriyor. Yani her şeyden birer tane almaktansa seriyi tamamlayıp sonra yenisine geçmek daha iyi. Ama her zaman bir tane de zayıflık alma durumundayız. Sağdaki zayıflıklardan birini seçmemiz gerekiyor. Yani herhangi birini seçiyoruz. Bu arada Catherine'in bir çok aşkla tutkulu, bağlı olduğu bir sevgisi vardı hatırlarsınız. Frederick Garnier. Onunla bir galeride buluştuklarını ve romantik dakikalar yaşadıklarını da gözlemliyoruz. Bu nokta gözlerden kaçmasın. İşler ciddiye her an binebilir. Şimdi daha söyleyeyim. Ve yine resimlerin olduğu yere geldik. Gördüğünüz gibi bir papağan resmi yapılmış. Yine muhteşem ama size göstermek istediğim başka bir şey var. Şimdi babasının direkt olarak portresini yapacak. Bunu yapabilmek için çevremizdeki bir şeyin, aynen fotoğrafını çekip onu resme dönüştürebilmek için Paint from Reference şeyini, şıkkını işaretliyoruz. Şimdi göreceksiniz Paint from Reference. Ve sonra bize böyle bir dikdörtgen geliyor. Onun içine yerleştirdiğimiz ne varsa onu çizecek. Biz de babasını yerleştiriyoruz. Çok iyi oldu açısı falan. Çünkü bu sırada oyun oynuyordu o da. Arka planı falan kendiliğinden geldi yani. Çok ilginç oldu. Güzel bir açı yakaladık. Princess Buckingham kitap okuyordu bu sırada. Sürekli vampirlerle ilgili kitaplar okuyor ama size göstermek istediğim başka bir şey var. O da bu ağaç. Bu ağaç plazma ağacı. Bu ağaçtaki meyveleri toplayıp yiyip kan emme ihtiyacınızı giderebiliyorsunuz. Ama bir plazma kadar güçlü değil. Bakın başladı. Resmi yapmaya başladı ve bitirdi. Aa, çok güzel oldu. Bakar mısınız? Aynı çektiğim gibi oldu. Yalnız göbiş bayağı büyüdü. Second trimester'dayız. İkinci, yani 3 bölümlük hamilelik adventure'ının ikinci kısmındayız. Ne yapmış o? Neyi çizmiş? Ha, sevgilisinin kaslı sırtını çekmiş ve onu çizmiş. Ay yok artık. Evlilik teklif etti şu an. Ve o da bu sırada vampir, hem evlilik teklif etti hem de üstüne Frederick vampire dönüştü. Yok artık. Nasıl? Ay çok, bir dakika. İkisi aynı anda oldu, bir dakika. Oo, resmen tam evlilik teklifi etti Catherine, ki bunu bu kadar çabuk beklemiyordum. ve o sırada da vampire dönüştü. Demek ki Catherine onu daha önce daha ısırmış ve bekleme süresi içine girmişler. Bu kısmı görmedik. Hemen yüzükleri takıp bu evliliği sonlandırmak istiyor Catherine. Çünkü artık beraber yaşamak istiyorlar. Bakalım. Yüzükler takılıyor. Yalnız bu çocuk artık üstüne bir tişört, bir şey giyse iyi olur. Bilmiyorum yani de sürekli böyle kurt adam gibi dolaşması. Bilemedim.
Bilemedim. Ya. Çok romantik değiller mi kapının önünde? Dünyadaki en romantik olmayan evlilik girişimi. Neyse. Frederick bize taşınsın. Ve aile 4 kişiye çıksın diyorum. Doğuyor. Vampir doğuyor. Hastanede doğuracağım. Bunu evde riske edemem. Willow Creek Hastanesi'nde. Hem de doktorumuz kim? London Covent Garden. Yani Princess Buckingham'ın annesi. Hadi. Hadi. Çabuk girişimi yap kadın. Halo. Hadi ama. Çok heyecanlıyım şu an. Hadi. Şu an sinir krizi geçireceğim. Neyi bekliyoruz? Vallahi da bekliyoruz. Hey. Komut da verdim yani. Tamam. Evet, ameliyathaneye geldik. Ay inanamıyorum, annesi ameliyat edecek ya. Çok ilginç. Bu an da biraz ilginç oldu. Yani şans eseri London buradaymış ama. Şuraya bakar mısınız? Hemen fotoğrafını çekmem lazım bu anın. Çünkü annesi doğumunu yapıyor. Hem de vampir bir bebek. London'ın Princess Buckingham'ın vampir olması ve vampir bir aileye sahip olması konusundaki düşünceleriyle ilgili bir sonraki bölümde konuşacağız. Kız mı erkek mi? Hadi. It's a girl! Koy. Charlotte koy adını. Adını Charlotte koy. Bu anı bekliyordum. Royal Line'dan devam ediyoruz. İngiliz isimlerinden, İngiliz kraliyetinden isimlerle devam ediyoruz. Ve ismini Charlotte koyuyoruz. Artık vampir bir kızımız var. Safkan. Charlotte Covent Garden. Hızlı bir bölümdü. Olaylı bir bölümdü. Hem evlilik hem bebek. Bir sonraki bölümü heyecanla beklemeniz için tam olarak burada bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.